Herkese merhaba. Şimdi bu videoda hacamatın zamanıyla alakalı konuşacağım. İşte hani bazen bana da geliyorlar, soruyorlar işte hacamat şu zaman yapılır mı, bu zaman yapılmaz mı? Hani en verimli zaman, en verimsiz, hani bu nasıl oluyor? Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi aslında hacamatı bir tane hadis var. En başta şunu göstereyim. Bir kimse ayın 17, 19 ve 21'inde hacamat olursa her dertten şifa bulur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tabii ki bu ay miladi takvim değil. Hicri takvime göre bakıyoruz buna. Hicri takvimde 17, 19, 21'inde hacamat olursak birçok derdimizden inşallah Allah'ın izniyle şifa bulmuş oluyoruz. Şimdi bu ne demek? Yani ayın 14'ünde, 13'ünde, 12'sinde yaptıramıyor muyuz? Arada çok da fazla bir fark yok, birkaç gün. Ama bunu Ayten Altınbaş'ın bir kitabı var. Şöyle kitabı göstermek istiyorum. Sağlığın Can Damarı. Osmanlı tıbbında sağlıklı yaşam. Bunu şu şekilde anlatmış. Şimdi vücudumuzda biliyorsunuz %66'sı su. Yani büyük bir kısmı su. 3'te 2'si. Tıpkı doğadaki gibi bir gelgit olayı meydana geliyor. Yani okyanuslarda, denizlerde bir gelgit olayı oluyor ama bizim vücudumuzda da su olduğu için bir gelgit olayı meydana geliyor. Dolayısıyla ayın 14'ünde ya da 13'ünde kan aldırdığımız zaman bu iç kısmımızda kalan iltihaplar temiz kanla birlikte derinin yüzeyine yaklaşmış oluyor. Yani gelmiş oluyor. Daha sonra ayın 15'inden sonra iç kısma gidiyor. Yani temiz kan iç kısma gidiyor. Fakat bu ağır kan dediğimiz, hani artık ağır metal barındıran, işte civa barındıran, işte pis kan dediğimiz kanın iç kısma gitmesi birazcık daha zaman alıyor. Dolayısıyla bu da ayın yani 16'sından sonra gerçekleşiyor. 15'inden 16'sından sonra gerçekleşiyor. Dolayısıyla yani bir 3-4 günlük zaman diliminde ayın 16'sı, 17'si, 18, 19, 20, 21. günlerinde bu günlerde artık yavaş yavaş iltihaplı hılt dediğimiz kan iç kısma gittiği için yani o günlerde kan aldırdığımızda daha çok şifaya kavuşmuş oluyoruz. Daha çok fayda görüyoruz bundan. Hatta bunu da şu şekilde anlatmış. Ayın 14'ü 15'inde kan aldırmamak gerekiyor. Bunun sebebi de çünkü demiş ayın 14'ünde vücuttaki hıltlar harekete geçip dışarıya meyleder. Kılcal damarlara kadar dolar. Bu vakitte kan alındığı zaman çok ince bir kan akar. Yani temiz kanla birlikte pis kan da gelmiş oluyor. Buna karşılık zararlı hıltlar az gelir. Yani istediğimiz verimi elde edememiş oluyoruz. Ama ayın 14'ünden sonra temiz kan içeriye döner. Derimizin yüzeyinde kirli kan, pis kan kalır. Yani bununla birlikte kan dışarıya hareket etmiş olan hıltlar, iltihaplar yani galiz, ağır kan, kirli kan, pis kan dışarıda kalıp kanla beraber hemen içeriye dönemez. Bugünlerde temiz kan içeriye döndüğü halde hıltlar dışarıda kaldığından yani dışarıda derken derimizin altında kaldığından kan alınır. Hacamat yapılırsa bedendeki atık ve zararlı maddeler çok kolay bir şekilde temizlenmiş olur. O yüzden zaten Efendimizin bir de hadisi var, tekrar göstermek istiyorum. Asla Efendimiz bizi eksik bir şey söylemez. Asla. O yüzden bugünlere gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Hatta şurada da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Kim hacamat olmak isterse ayın 17'si, 19 veya 21. gününü arasın. Sakın kan fazlalaşmak suretiyle birinize galebe çalıp onu öldürmesin demiş. O yüzden yani en faydalı günler bugünlerdir. Bugünlerde hacamat yapmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığınız daim olsun.